bundan sonra oralara ne yapılacağını ve ne olacağını izlemek durumundayız. İsmail, istersen sen de başlayalım. Sen nasıl okuyorsun bu yangın sürecini? Yani şu ana kadar bunların bir terör örgütü eylemi ya da açıkça bu bölgeler yakıldıktan sonra burayı ormana dönüştürme yönünde sabotaj diyebileceğimiz bir saldırı olduğu hususunda elimizde somut veri yok. Yani bunu bu şekilde tam olarak ortaya koyamıyoruz. Kuşkularımız var, tahminlerimiz var ama evet bunu ormanlık alanı yakıp otel yapacaklar yahut PKK doğrudan intikam amaçlı bir yangına girişti. Demek için henüz elimizde yeterli done yok. Fakat tabii buna ek olarak İçişleri Bakanı da henüz bu yönde bir bilgi olmadığını da ekledi. Engin Özkoç bizzat aramış. Evet. Onu hatırlatalım izleyicilerimize. Yani CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özkoç bizzat Sayın Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanı'nı aramış. Bu haberler sosyal medyada da paylaşılmaya ve yayılmaya başlanınca birdenbire tabii insanların tansiyonu ve psikolojisi yükseliyor böyle anlarda. Ama bugün olarak bazı hükümet yanlısı gazetelerde bu manşetle çıktı farkındaysanız. Yani terör örgütü bunları yapıyor aynen, manşetiyle aynen. İşte bu çok emin bir zaten biçimde. Şöyle bir tuhaflık oldu. Dün akşam saatlerinde Demirören Haber Ajansı bir haber yayınladı. Belki onun da analizini eklersin ikinci şimdi sana döndüğümde tekrar. Ardından Manisa Valiliği bunu yalanlayacak nitelikte bir resmi açıklama yaptı. Sonra Engin Özkoç'un tweet'i geldi. Engin Özkoç diyor ki o tweet'inde bizzat Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla konuştum ve Sayın Soylu şu anda bunu bu şekilde ifade edecek yeterli bir bilgi, veri ellerinde olmadığını söylemiş Sayın Özkoç'a. Bu tabii şunu kayıt düşerek ifade edeyim. Yani yapmayacakları anlamına gelmez. Yani şüphesiz, ne sabotajcıların ormanlık alanı yakarak otel açmayacağı anlamına gelir, otel yeri açmayacağı anlamına gelir, ne de PKK'nın ağaç yakmayacağı anlamına gelir. Yaktı, geçmişte yaktı. Yaptı. Bugün de yakabilir. Dolayısıyla bunun örneğini çok gerek. 90'lı yıllarda çokça bu yollara başvurdu. Onlar hatta onlarla bağlantılı olduğu iddia edilen Ateşin Çocukları mı? Evet. Buna benzer bir grup türemişti ve bu terör örgütü uzantısı önceki yıl, daha eski yıllarda da bu türden yangınlara yönelmiş ya da çıkan yangınları üstlenmişti. Bunu da hatırlatmak gerekir. Peki henüz sabotaj ya da terör eylemi olduğu yönünde elimizde veri yoksa ne olabilir? Birisi işte yaza girdik, mevsimsel nedenler olabilir. Ve sadece bize mahsus değil, işte Avrupa'da, Yunanistan'da, Rusya'da, Yunanistan'da, Amerika'da, dünyanın pek çok yerinde şu ara yangınlar söz konusu. Dolayısıyla geçmişte, önceki de daha eski yıllarda bizde de bu dönemde sıkça yangınlarla karşılaşıyorduk maalesef. Bütün bunlardan sonra ancak şu hususta yani dikkatli ve keskin bir eleştiri yönetmek gerekir. O ki yaz dönemi başladıktan sonra geçmişten getirdiğimiz deneyimle bu dönemde sık sık yangınlarla karşılaşıyoruz. O ki geçen yılda aynı yangın söndürme uçağı tartışmasını biz geçirdik. Bu sene neden hazırlıklı değilsiniz? 2019'da da evet, geçirdik. 2019'da da çok köklü bir tartışma yaşadık. O zaman da etkili ve yaygın yangınlar söz konusuydu. O zaman da işte Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların tercih edilmeyip bunun yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gene aynı bakan döneminde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tedarik ettiği başkaca uçaklarla yangın söndürülmesine girişilmişti. Bütün kamuoyu bu hususun altını kalın kalın çizmişti. Neden uçak almıyorsunuz? Yahut neden Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kullanmıyorsunuz? Şimdi Türk Hava Kurumu'nun uçaklarına ilişkin Sayın Bakan, Bakan Pakdemirli 2009 yılında demişti ki bunlar hurda. Pilotla binmeye korkuyor. Bunu uçuramıyorlar. Bunun yani değil ormanı ormana su bırakmak yani havada durması bile zor görünüyor demişti. Bunu dedikten birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanı'nın küçük damadının organize ettiği uçak festivalinde bu uçaklar havalandırılmıştı. Şimdi dönemin Türk Hava Kurumu, eski Türk Hava Kurumu Başkanı Erdoğan Karakuş Paşa ile ben konuştum. O dönemin pilotları da kamuoyuna demeçler verdiler. Dediler ki evet bu uçaklar eski, doğru. Biri 1968, diğeri 85-86 yapımı uçaklar. Ama bu uçaklar onarılırsa, bu uçaklar elden geçirilirse, bu uçaklar tamir edilirse bunlar uçar. Öyle ya, Türk Hava Yolları da 80'li yıllarda üretilmiş uçaklarla hala uçuyor. Pekala uçulabilir. Şimdi 2 yıl önce bu tartışmayı yaşamamışız gibi aynı şeyi, hani dejavu yaşar görürcesine
Tekrar önümüzde bulduk bu tartışma. Yine yangın, yine aynı bakan, yine uçak meselesi. Bu kez yine bakan, bizim Türk Hava Kurumu'yla bir problemimiz yok diyor. Ama bu uçakların işte uçma kabiliyetinin olmadığını söylüyor. Bunun yerine 3 günlüğüne işte 1,5 milyon dolar, 1,5 milyon lira vererek Rusya'dan ilk etapta 2 uçağın alındığını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı bunu 5'e kadar çıkardı. Bunlar da Türk Hava Kurumu üzerinden işte kiralanıyor diyor. Şimdi birincisi, siz niye hazırlık yapmadınız? Sabotaj değil, terör eylemi değil. Bunu anladık ama bu sizi aklamaz ki. Sabotaj değil, terör eylemi değilse siz beceriksizsiniz. Siz kabiliyetsizsiniz. Siz bir yangını bile öngöremeyip söndüremiyorsunuz. Bu yangınlar sabotaj ve terör eylemi değilse Türkiye içinde bulunduğu kuşak ve mevsim nedeniyle bu yangınlara açıksa ve olacaksa demek ki bu öngörülebilir bir durum. Sonuçta ve sabotaj olursa da durum değişmeyecek. Tabii değişmez. Yine değişmez. Hayır, hazırlık bakımından söylüyorum. Yani en hazır olmadığın anda. En kötü senaryoyu yazarsın. Sabotajı da ihtimal arasında yazarsın. Şimdi dolayısıyla hayır, şunu söylüyorum. Hani o sürpriz bir durumdur. Ama senin ülkenin deprem gibi bir kuşağı varsa hazırlanırsın. Karadeniz'de sel ve heyelan gibi bir riskin varsa sene yılın belli zamanlarında hazırlık yaparsın. Yangın gibi bir işte olasılığı yüksek bir senaryo söz konusuysa hazırlık yaparsın. 2 sene önce bu tartışmayı yaşamışız. 2 sene önce aynı argümanlar, aynı kavramlar, aynı nesnelerle konuşmuşuz. 2 yıl sonra gene karşımıza çıkıyor. Gene işte 20 küsur şehirde 40 küsur yangın meydana geliyor ve gene uçak yok. Ve gene Sayın Bakan aynı argümanlarla karşımıza çıkıyor. Diyor ki bu uçakları kaldırma kabiliyeti yok, uçurma kabiliyeti yok. Ve Cumhurbaşkanı ondan işittiği, ondan aldığı verilerle bu tartışmaya katılıyor. Sonra anlıyoruz ki Rusya'dan uçak almışlar. Azerbaycan'dan uçak geliyor. Ya Azerbaycan'da niye uçak gelir Türkiye'ye? Hem de rakamları gördün değil mi? Yani evet. Normalde hani THK'nın şimdiki kayyum genel müdürünün ifadesiyle söylemek gerekirse 4 milyon TL'ye diyor hangardaki uçakları uçurmamız lazım. Ya 4 ama milyon Rusya'daki TL'ye. Rusya'dan aldığımız uçakların 3'üne günde 1.3 milyon dolar ödüyoruz. Çok güzel söyledin. Yani bu 3 uçağın 3 günlük kullanımıyla biz mevcut 6 uçağı onarıp uçurabiliyoruz. Şimdi 6 uçağı onarmıyoruz. Onları uçurmuyoruz. Uçak da Orman Bakanlığı uçak da tedarik etmemiş. Orman Bakanlığı'nın kendi özel jeti var seyahat etmek için. Bakanın kendi jeti Bakanın var. Kendi özel jeti var uçmak için. Bakanlar tahsisli. Orman yangınlarını söndürmek için 2-3 tane uçağı tedarik edememiş. Diyor ki Türk Hava Kurumu'nu almıyorum. Peki alma. Oradan alma. Ama bakanlığı al. Ya biz bu bakanlığa, biz bu kavanoza niye bütçe ayırıyoruz? Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı hele hele bu bakan döneminde yani belki de yönetilen şu dönem içinde yönetilen en kötü bakanlık durumunda. Şimdi de yine aynı tartışma ve bunun üzerine şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla onsuz olmuyor zaten. Cumhurbaşkanının talimatıyla uçak alacağız. Yani neredesiniz bugüne kadar? Yani İsmail Cumhurbaşkanı 2019 yılında diyor ki İzmir yangını oluyor. 2019'da 500 hektar alan yanıyor. 23 Ağustos 2019'da Ahmet Hakan'a